Merhaba sevgili arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Yaz arkadaşlarımızın gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkese merhaba diyorum. Yeni katılan arkadaşlarım, kaderdaşlarım. Kader arkadaşlarım, aynı dava uğruna yan yana gelmiş kocaman EYT ailem. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Arkadaşlar, son birkaç gündür, bir iki gündür daha doğrusu her yerdeyiz. Mücadelemizde gelebileceğimiz en üst noktadayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günkü yaptığı bir açıklama bizleri üzdü mü? Üzdü. Ama mücadelemizi etkileyecek mi? Asla. Neden? Çünkü biz her daim haklı davamızın peşinde olacağımızı her defasında, her alanda, her toplantımızda dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Bizim yasanın geriye doğru işletilerek, mağduriyet yaşatarak bir hukuksuzlukla 2 ila 17 yıl arasında yaş haddinin eklenmesiyle yaşadığımız mağduriyetleri, çektiğimiz sıkıntıları biz biliyoruz. Anlatıyoruz. Anlattığımız esnada bize haksızsınız diyen hiç kimse yok. Ama maalesef algı yöntemleriyle erken emeklilik istiyor ya da bütçeye yük diyorlar ya da işte vesaire vesaireler. Bunlar bizi yıldırmadı arkadaşlar. Uzun soluklu bir mücadele. Herkesten bu mücadelede sakinlik göstermesini istiyorum. İşimden dolayı çok fazla giremiyorum. İş ortamımda biraz sıkıntılı durumlar da var. Fakat ben bu mücadeleye çok inandım. Çünkü haklı tarafımız bizim her şeyiyle ortada. Hukuksuzluk ortada. Biz hep ne diyoruz? Anayasal hakkımız, kazanılmış hakkımızı istiyoruz diyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Bunun sonucunda da yine aylık bağlanma oranlarının insanca yaşanır bir maaş bağlanması mücadelesini de sonuna kadar vereceğiz. Hem kendimiz hem çocuklarımız için. Hem yaş hem maaş mağduru olmak kolay bir şey değil. Mezara kadar emekliliğe götürecek, çalışma hayatına götürecek bir yasa 5510. Bunun bu 750 binlik grupta ya da diğer gruplarda herkes bilincinde. EYT'li olan ya da olmayan. Gençlerimiz de artık bilinçleniyor bu anlamda. Bizler örnek bir mücadele veriyoruz arkadaşlar. Sizlerle olabilecek bir mücadele veriyoruz. Bizler dernekleşerek bir sivil toplum kuruluşu haline gelerek kurumumuzu resmileştirmiş olduk, mücadelemizi resmileştirmiş olduk. Her şeyimiz devletimizin yasalarıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Sizlerden bu anlamda da bulunduğunuz illerde derneklerinize üye olup ne kadar kenetlendiğimizin
göstergesini göstermenizi istiyorum arkadaşlar. Bu dernekler sizin haklarınız için kuruldu. Tek dernektik. Aldığımız karar doğrultusunda bölgesel federasyonlaşma, arkasından da konfederasyon olma yoluna gittik. Bize niçin, buna ne gerek var diyenler de oldu. Biz işçi ve emekçiler olarak artık söz hakkımızın resmileştirip ve en üst seviyede olmasını, o masanın bir ucunda olmayı istediğimiz için. Derneğiz. Evet, her önüne gelen dernek açıyor ama bizim mücadelemizde bu derneklerimiz ne bir ticari faaliyet taşıyor, ne bir tabela derneği, ne de köy derneğiyiz. Bunu ben yaklaşık birkaç gün evvel paylaşmıştım. Hak mücadelesi veren bir dernek ve böyle bir örneği yok bu mücadelede. Sizlerle olabilecek, sizlerle başarılabilecek bir mücadele bu. Asla pes etmenizi istemiyorum. Çünkü hep diyoruz, bu bizim anamızın ak sütü kadar helal bir hakkımız. Her türlü algıyla karşılaşıyoruz. 12 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. 7 yıldır bu mücadelenin içerisindeyim. Son 3 yılımızı bitirdik dernekleşme sürecinde. Hatta 4. yılımızdayız. Gelebilecek en üst seviyeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim hakkımızda bahsettiği konu üzerine erken emeklilik ya da bütçeye yük söylemleri. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım ve benim gibi düşünen birçok arkadaşlarım var. Cumhurbaşkanımızın yanında yakınındakiler hakikaten yanlış bilgilendirmelerle bizlerin mücadelesine ket vurdurmak istiyorlar. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar da bu mücadelenin sonuç alınana kadar da hep bunu söylüyoruz, devam edeceğiz. Haklılığımızı bırakmayacağız. Lütfen sizlerden de sayfalarda şöyle bir bakındığım ya da bana iletilen notlarda fevri davranmayacağız arkadaşlar. Biz en olgun, en bilinçli topluluğuz. Hak aramanın her türlü yasallığıyla mitinglerimizi yaptık, toplantılarımızı yaptık. Yapmaya da belki devam edeceğiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşma çabamızda tekrar tekrar girişimde bulunacağız. Meclis görüşmeleri yapacağız genel başkanlar konumunda. Bunların hepsini dernek başkanlarımızla istişare yapıp yol haritamızı belirleyeceğiz. Ama lütfen sizlerden ricam, hakaret olmadan, küfür olmadan, yasal çerçeveler içerisinde hak aramanın nasıl bir mücadele yaptığımızı göstergesi olarak bunları sizlerin sunmasını istiyorum. Sizlerin göstermesini istiyorum. Özellikle sosyal medya, Twitter, Facebook birbirimizle kardeş olduk arkadaşlar. Yani hiç tanımadığımız insanlarla yan yana geldiğimiz vakit zannediyorsunuz ki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Biz bu kardeşliği sağladık, biz bu birlikteliği sağladık. Bunları yıkmayalım. Hepimiz aynı kaderle birleşmiş, aynı mücadeleyi veren, aynı ortamlarda bulunan EYT kardeşliğini gerçekleştiren kişiyiz. Yaşımız 45, 50, 52. Mağduriyetleri bizler yaşıyoruz ve bunun göstergesi olarak da en üst makama ulaşma çabamızla bizi bizden dinleyin Sayın Cumhurbaşkanım demekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Amacımız ne bir siyasi durum taşıyor, ne siyaset yapmak istiyoruz. Bizim işimiz siyasetçilerle çözüm mercimiz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve meclisimiz. Biz bunlarla muhatabız. Bunlarla görüşmek zorundayız. Bize vurulan yaftaları asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Alnımız ak, mücadelemiz belli,
duruşumuz belli. O yüzden asla feragat yok. Geri adım atmak yok. Anamızın ak sütü kadar helal hakkımıza ulaşana kadar da bu mücadeleye sizlerle beraber devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın anlattığı cumartesi günkü konuyu bugün bütündür, bütün basın, yerel basın olsun, Fox olsun, ne düşünüyorsunuz fikrini röportajlarla, işte bağlantılarla gerçekleştirdik. Hepiniz okudunuz. Biz kendi derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatana kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz. Seçimi kaybetsem bile dedi, bu hakkı vermeyeceğim. Ama biz inanıyoruz ki bizi dinledikten sonrasına bu hakkın haklıya iadesi için her türlü şeyi de yapacağına inancımız da tam. Mücadelemiz devam. Onun dışında ne söyleyebilirim bilemiyorum. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa buradaki bulunma amacım. Özellikle ve özellikle arkadaşlarım rica ediyorum. Hakaret yok, küfür yok. Biz duruşumuzla, biz yolumuzla her türlü engeli aşabileceğimize inanıyoruz. Boşuna çıkmadık. Uzunca bir süreçte neler yaşadık, kimler geldi, kimler geçti, neler söylendi. Hepiniz sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Ama biz asla vazgeçmedik. Asla davamızdan da vazgeçmeyeceğiz. Herkes birer birer gitti. Adımıza lekelemek isteyenler, karalamak isteyenler. Bizim için dava önemli arkadaşlar. Bu mağduriyetin bitirilmesi, bu hak gaspının bitirilmesi önemli. O yüzden devam. Sonuna kadar, sonuç alana kadar da devam. Var mıdır sormak istediğiniz sorularınız? Yarın için arkadaşlar Habertürk'te saat 16'da bir canlı yayınımız olacak. Hepinizin izlemesini istiyoruz. Önemli. Yarın için yine paylaşımlarımız gerçekleşecek. Şu an belki saat erken çalışmada olan arkadaşlarımız var. Hastalarını bekleyen arkadaşlarımız var. Acil şifalar diliyorum onlara da. Eminim ki izlendikçe yarınki programla da alakalı ilgiyi göstereceklerdir. Saat 9'da Twitter çalışmamız var. Sevgili arkadaşlar, şimdi alanlara her daim çıkmıyoruz. Toplantılara her daim yapmıyoruz. Yalnız Twitter, sosyal medya gerçekten çok önemli. Baskı unsuru olarak. Burada yine seviyemizi düşürmeden, saygımızı elimizden bırakmadan, özellikle derneğimizin yapmış olduğu dernek çalışmalarına katkılarınız çok önemli. Yazan arkadaşlarım var. Onlara cevap vermek isterim. Lütfen buradaki Twitter, arada telefonlar geliyor. Boş durmuyor maalesef. Twitter çok önemli arkadaşlar. Twitter'ımızı eksik etmiyoruz. Her fırsatta özellikle derneğimizin dediğim gibi yönlendirmesiyle dernek diyoruz. Evet, gerçekten derneğin önemini belki bazı arkadaşlarımız kavrayamadı ama bir sivil toplum kuruluşu olarak sesimizi biz dernekleşmeyle, örgütlenmeyle gösterdik arkadaşlar. Öncesinde grup ve platform olarak devam eden EYT mücadelesinde 2015 yılında dernekleşerek ve 2018'de de daha da aktif bir hale getirerek bizler sizlerle birlikte ayakta kalabilmenin
ve bu mücadeleyi birlikte verebilmenin gururunu yaşıyoruz. Edirne'sinden Kars'ına kadar artık her yerden aranılıyoruz ve bir sivil toplum kuruluşu olarak önemine inanan arkadaşlarımla, elini taşın altına koyan arkadaşlarımla yolumuza devam edeceğiz. Ama sizin destekleriniz de olacak. Sizin katkılarınızla, sizin üyeliklerinizle gerçekleşecek bu. Biz tek başımıza hiçbir şeyiz arkadaşlar. O yüzden bütün derneklerimize sahip çıkmanızı istiyorum. Evet, yazan var mı? Yine bir bakayım dedim ama bir şey gelmiyor galiba. Twitter saatini de kaçırmayalım. Çok mu konuştum arkadaşlar? Kimseden bir şey gelmiyor. Sorunuz yok galiba. Bekliyorum. Sayımız da biraz artıyor, iniyor, çıkıyor. Merak edilenleri anlatabildim mi? Sakinlik, sükuneti elimizden bırakmıyoruz. Saygımızı elimizden bırakmıyoruz. Haklılığımızla aldığımız yolda haksız konuma düşmüyoruz arkadaşlar. En olgun, en bilinçli topluluğuz. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Süreci takip ediyoruz. İletişim halinde olmaya devam ediyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız makamımızla, Cumhurbaşkanımızla. Bir cevap aldığımızda emin olun bunu ilk sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü toplumsal sorunuz ve bu sorunumuzun çözümlenmesini sizler kadar bizler de istiyoruz. Bir EYT mağduru, bir ABO mağduru, bir staj mağdurları olarak. Ve bu inancı asla yitirmiyoruz. Bize hiç kimse haksızsınız demiyor ki. Ya algılarla üzerimize geliyorlar, erken emeklilik istiyorlar. Ya da bütçeye yük diyorlar. İki kalem var. Başka bir kalem yok. Ama biz erken emeklilik istemediğimizi her defasında dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Kazıyacağız. Sevgili arkadaşlar, bir 10 dakika sonrasında Twitter çalışmamız var. Lütfen sosyal medyanın önemine de önemini bilin. Hani bir taneden bir şey olmaz demeyin. O bir tane bizim en üst seviyeye çıkmamıza dahi sebep. Her türlü Twitter'dan tweetlerimizdeki çalışmaya katılmanızı önemli rica ediyorum. Bu da benim bir ilk canlı yayınım oldu. Lütfen biraz ses kısıklığı, biraz böyle ne söyleyeyim, nasıl toparlayayım, heyecanıma da yenik düşebiliyorum. Biz profesyonel insanlar değiliz. Bu yola hak mücadelesi olarak çıktık. Önce kendi hakkımız için diyerek çıktık ama boyumuzu aşan bir Edirne'sinden Kars'ına kadar bir mücadelenin içerisinde olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Hepinizi de Twitter'a bekliyoruz. Duyduk mu? Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.